Kurumun idari müdürü Joel Simon tarafından kaleme alındı. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin Türkiye'deki yeni bir basın karşıtı dalga üzerine Başbakan Davutoğlu'na uyarıda bulunmak ve Davutoğlu'nun makamının gücünü bu uygulamaları tersine çevirmek için kullanmasını istemek amacıyla yazıldığı belirtildi. Mektupta Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya geniş yer verildi. Yetkililerin henüz Dumanlı ve Karaca'nın herhangi bir suç işlediklerine dair delil ortaya koymuş olmadıkları vurgulandı. Mektupta 1 Şubat'ta Diyarbakır'da gözaltına alınan Hollandalı gazeteci Frederike Gerdink'in 5 yıla kadar hapisle karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı. Söz konusu mektupta Cumhuriyet Gazetesi'nin basıldığı matbaaya yönelik polis baskını ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya aleyhine cezai soruşturma başlattığı belirtildi. Sedef Kabaş'ın evine yapılan polis baskınına, kısa süreliğine gözaltına alınmasına, bilgisayarı ve telefonuna el konulmasına değinilerek Hollandalı gazetecinin durumuna benzer şekilde sosyal medya iletileri nedeniyle 5 yıla kadar hapis sistemiyle karşı karşıya olduğuna atıf yapıldı. Süreci çok kısaca özetlemek gerekirse sabah 10 civarı...